Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere dedektif ünvanı nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Bir de yanında 3 tanecik de klasik sandık var. Onları nasıl alabilirsiniz onları göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some. Videomuza geçmeden önce aşağıdan bir tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da daha fazla bu türde videolarımdan faydalanarak öğrenebilirsiniz. Peki bu dedektif ünvanı, 3 tane klasik sandık falan nasıl alınıyor? Hemen gelelim o kısma. Bunu bazıları Kore'de falan satmış da bu etkinlik Kore'ye falan gelmedi. Bir de şeyi soranlar var, işte ben de hilecileri bildirip anlatmak istiyorum diyenlere de ben bir açıklama yapayım. Oyunu uzun süredir oynayanlara ya da Fatih olanlara bu sistem otomatik açılıyor. Eskiden bir arada direkt başvuru yapılarak açılıyordu. Şu an bende mesela açık, bayağı bir süredir açık, yaklaşık bir aydır. Fakat ben erindiğim için o görevi yapmadım. Sizlere dedektif ünvanı nasıl alacaksınız, 3 tane klasik sandığı nasıl alacaksınız onları göstermek istiyorum. Buradaki sağ tıka basıyorsunuz ve buradan ban engel kısmına geliyorsunuz. Burası geldikten sonra video inceleme sistemine giriyorsunuz ve buraya bazıları giremiyor. Sebebi ise daha PUBG Mobile'da bazı hesapların açılmaması. Bunun sebebi büyük ihtimalle hani 50 level altı ya da işte Fatih olmayan hesaplara kapalı olmalısıdır. Benim hesap mesela 70 levelin üstü ve artı Fatih olduğum için hem de 3 kere, hatta bu sezon bir kademe ban yedim, 2 kere de bu sezon oldum falan filan. Ben bayağı Fatih olduğum için benim için sıkıntı yok. Ben açabiliyorum ama eğer hesabınızın leveli düşükse burası sizlerde açılmayacaktır. Onu da söyleyeyim ben. Burada video inceleme sistemine geldikten sonra mesela benim incelediğim bugüne kadar kaç tane, 9 tane inceleme yapmıştım örnek veriyorum. Bunları tahmin ediyorsun falan filan. Burada tahmin yarışı etkinliği var. Bu tahmin yarışı etkinliği ise haftalık olarak. Yani bu hafta içerisinde sen eğer 21 tane hileciyi banlattırırsan, bak banlattırırsan, hafta ne zaman başlıyor? Pazartesiden başlıyor, pazar akşamı bitiyor. Bir hafta içerisinde sen eğer 21 tanecik hileciyi anlatırsan ödülü alabiliyorsun. Peki dedektif ünvanı nasıl alınıyor? Gelelim o kısma. Dedektif ünvanı ise buradaki her şeyi bitirdikten sonra sizlere dedektif ünvanını veriyorlar. Tabii ben erindiğim için yapmadım. Yapar mıyım hala da emin değilim. Ama siz mesela dedektif ünvanını aldığınızda yorumlara yazabilirsiniz. İşte ben şöyle aldım falan filan. Ama bunları yapmanız gerekiyor dedektif ünvanını almak için. Burada ayrıyeten inceleme eğitimi sistemi de var. Hani mesela işte ilk önce incelemelere gelmeden buradan öyle bir işte şey yaparsın, tahmin edersin. Acaba bunda duvar hilesi mi var, görme hilesi mi var? Zaten hani herkes biliyordur neyin ne hilesi olduğunu. O yüzden bu kısmı geçeceğim. Ama eğer ki haftalık 21 görevi kabul etmezse, yani şurası saymazsa, bu inceleme eğitimi sistemini doldurmanız gerekiyor. Bunu sizlere söyleyeyim, ben de sayacak zaten. Bildirdiğiniz insanlar da 1-2 gün içerisinde banlanıyor. Direkt banlanmıyor çünkü bu hani sizle birlikte bayağı bir insanın önüne çıkıyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor, hemen gelelim incele diyelim. Bakalım bize ilk önce nasıl bir hileci gelecek. Eso Doha videosunu izlediğimde muzlu kıyafetli Araplar falan geliyordu burada. Bakalım bana da gelecek mi? 4,5 dakika. İyi, muzlu değil, Arap değil. Arap olduğunu zaten muzdan anlıyorduk en son. Bir adamda DP varsa kesin Arap'tır. Böyle gidiyor. Geç şimdi abi. Geç geç geç. Sağdan bir ses duydu. Onu ben bile duydum yani. Bakacağız şimdi. Bakalım hile mi? Drop shot'ını attı, girdi. Evet. Ya drop shot dedim, bu havadan uçmaya daha bir koyamadım. Tamam. Bunu ben de yapıyorum. Sıkıntı yok. Burada bir hile konusu yok. Geç abi ikinci bölüme. Ya mesela bir maçta diyelim bu adamı bayağı bir kişi bildirmiş ya. Bunların hepsini buraya toplayıp arka arkaya ekliyorlar. Mesela bu adam şu anda orada bir kişiyi baymış. Bomba falan atıyor. Şu an rush atıyor abi. Evet bak, adam solda. Eğer hilesi solda adam olabilir. Ve yok. Buradan geldi abi. Şunu azıcık kısabilir miyim? Azıcık kıstım abi, çok bağırıyor. Adam sağda, tamam. Yani normal bir oyuncu bile ses kasıp bunun nereden geldiğini bilebilir diye düşünüyorum ben. Hani benim düşüncem, ben bundan emin değilim abi. İhlal yok. Hani gözümde hile yok gibi gözüküyor yani. Böyle bildiriyor, devam et diyorsun ve birinci bildirmeni yaptın. Bir hafta içerisinde sen böyle arka arkaya 21 tane videoyu bildirirsen, hepsi de onaylanırsa, oradan 3 tanecik de klasik sandık alabiliyorsun. Sonra da gümüş parçacık kazanabilirsin. İkinci video gelsin. Sağdan geldiler. Evde bir tane baygın adam gördüler. Okey. Geldi. Bak
Bakalım. Adam hiç hareket etmedi. Ha tamam. Hadi bir ihtimal görme hilesi diyeyim buna. Adamlar orada mesela yukarıda bakıyorlar. Şu an birini görmesi gerekiyor. Savaşıyorlar falan. DP aldı kesin Arap. DP'sini eline çekti. Adama baktı. Tamam hadi diyelim DP 4x spray attın. Diğeri de orada yılanlıyor. Bakalım direkt onu göreceğin de ne yapacaksın? Yani bir tık aim hilesi var gibi. Arap DP aim hilesi bence olabilir. Buna emin değilim diyeceğim. Hani DP zaten sekem silah değil, o bahaneyi üreteceğim hadi. Evet, buggy'le giden bir arkadaş Piriton'un arası takılıyor. Tamam geldin. 330 metre. Tamam. Kör oldum. Ha. Yani ne bileyim, pek hile gibi değil. Yani tek tek sıktı. Uzi ile arkadaş sıktı sanırım, aynen çıktı. Tamam bu da normal. Yani bu hile değil bana göre. Şimdi ileride birileri daha var, onlara gidiyor. Bakalım hilesi var mı yok mu, belli olacak şimdi. Ya vuruşundan belli olur zaten. Şurada biri var. Onu ezdik geçecek hani. Tamam. Durdu. Bence hile değil. Bence. İhlal yok diyorum ben buna. Böyle böyle siz bunları bildireceksiniz. Son bir tanecik daha bildireceğim ben. Bu 4 dakika uzunmuş bayağı. Miyav setini giymiş, UMP'yi almış eline, yavaş yavaş yürüyor gibi. Oradan biri geliyor. Tamam, UMP'nin sepbesinden anladım abi. Ben burada aim hilesi yok, onu direkt anladım hani. Yani bir tık görme hilesi var gibi, bir tık. 200 metre önde biri var, bakalım buna ne yapacak. Gidiyor 170 metre, okey. Elinde DP'si var yine Arap. 4x'i de var, tamam. Oo, silah hiç sekmiyor abi. Tabi canım tabi. Kesin hile değilsin. Bakalım başka ne yapacaksın. Siz de bu şekilde bunları bildirmeniz gerekiyor. Böyle bildirdikten sonra peki ünvan falan filan onları nasıl alacaksınız, gelelim o kısma. Ben bugüne kadar 13 tane bildirmiştim. Az önce 3-4 tane bildirdik zaten. Hani uzun süredir bildirmiyorum. 7 tanesini doğru bilmiştim. İşte buradan kimleri banlattığınızı falan görebiliyorsunuz. Duvar hilesi, bunda finis falan filan. Aman diyeyim, hepsini yazarsanız ölürsünüz zaten. Kesinlikle detaylı bir açıklama yazmayın adamı banlattıktan sonra. Buradan tahmini yarışa geldikten sonra bunu bitirdiğinizde alıyorsunuz. Daha sonrası da burada. Bir de tahmini yarış kısmında inceleyici seviyesi incelenme ünvanı var. Buradaki ünvana gelmek için, yani dedektif ünvanını almanız için burayı komple tamamlamanız gerekiyor. Onu sizlere söyleyeyim yani. Baya baya bildiğin işsiz gibi hani bunları bildireceğim. Mesela dedektif 1'i tamamladın, sana dedektif ünvanının bir düşük versiyonunu falan veriyor. Hani işte bunlar kırmızıya doğru gidiyor ya, daha işte siz mesela lobilerde yeşil olanı falan görmüşsünüzdür. Bu böyle gittikçe sizlere dedektif ünvanı da veriyor bunların içinde. Onu da sizlere söyleyeyim yani. Mesela ben bunu 50 AGS'le aldım. Bitti. Böyle böyle dedektif ünvanlarını alabiliyorsunuz. Yani buradaki görevleri yapmanız gerekiyor. Yaparsanız eğer dedektif ünvanını alabilirsiniz. Bir de burada incelenme seviyesi var. Mesela seviyenizi arttırdıkça buradan gelip BP'de alabiliyorsunuz. Tabi BP ne kadar gerekli onu bilmiyorum ama hani benim mesela BP'ye ihtiyacım var. Popülerlik atıyorlar. BP'm yok hesapta. Sıfır popülerlik var abi. Bak 500 BP'm var, tamam mı? Popülerlik atanlara popülerlik atamıyorum. Biri bana BP nasıl kasılır açıklamaya da yazarsa çok güzel olur. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşürüz diyorum ve kaçıyorum. Bay bay. Save myself a tune.